Balaban! Dur hemen. Kabul ediyorum. Tamam. Bingo. Halide patlamadı. Patlamadı Halide. İyi misin? Nefes alamıyorum. Tamam. Tamam bak. Bak sakin ol. Sakin ol. Buradan çıkacağız tamam mı? Kurtulacağız. Tamam. Sakin. Buradan çıkaracağım. Patlamadı. Patlamadı. Nefes almaya çalıştım. Anladım. Tamam. Tamam. Halide, şimdi ben bu yeri çıkaracağım ama sen hiç kıpırdamayacaksın, tamam mı? Tamam, çıkar. Hiç sakın kıpırdama. Bitti. Hadi Halide, hadi çıkalım buradan. Az kaldı, kendine gel hadi. Hadi, hadi kendine gel. Hadi çıkalım. Kalk. Rıza ayak. Ayakları için. Gel, tutun bana. Bana tutun. Gel. Bana tutun. Emriniz nedir? Bravo. Amacına ulaştın. Bir sonraki toplantıda masada olacaksın. Bütün bu meseleleri barış içinde çözebildiğimiz için belli etmesem de gerçekten çok mutluyum. Herkes için doğru kararı aldınız. Yoksa denge mi demeliyim? Dengeyi sağladınız. Her zamanki gibi. Masada olmaktan daha zor bir şey varsa o da masada kalmak. Kulağıma küpe olsun. O halde bir küpe daha vereyim sana. Denge tam olsun. Ateşe ne kadar yaklaşırsan o kadar yakar. Tamam durdum. Sakin. Bitti bak bitti. Bitti. Bitti bak. Gideceğiz şimdi gideceğiz. Ali Rıza iyi misiniz? Bir şeyiniz yok mu? Kolay olmadı ama iyi Sayit. Geçti. Hadi binin çabuk. Hadi. Hadi. Gel. Bin Ali'de. Bin yavaş. Alo, Ali Rıza. Halide iyi mi? Evet, yanımda. Kurtulduk. Güvende artık, merak etme. Tamam, siz eve geçin, ben de geliyorum. Halide kurtuldu demek. Oh! Nasıl olmuş peki? Bir şey dedi mi? Bundan sonrasına karışma. İn aşağı. İn. Tamam. Hepimize geçmiş olsun. Biliyorum.
Sabri, haydi. Ne oldu abi? Yuttu mu Zoka'yı? Anlamadım ki. Umarım yutmuşlardır. Ali Rıza ile telefonda konuştum. Halide'yi kurtarmış bizim Bay Hero. Ulan Balaban. Umarım anlaşmayı sağlamıştır. Yoksa hepimiz... Hadi. İyi günler Haşmet Ağa. Balaban. Evet. Buyurun Haşmet Ağa. Ulan ben seni... Durun, durun. Konuşalım. Ne konuşması lan? Ne konuşması? Sen Halide'ye nasıl dokunursun? Senin ateşin, cürmün ne? Sen kimsin, neye güveniyorsun? Seni ellerimle öldürürüm. Geri bas. Sen öldün sen. Haşmet. Karışma Dergüzar. Sözüm söz. Bu herifi ellerimle öldüreceğim. Balaban artık düşmanımız değil. Masanın bir parçası. Ah. Kalk. Gel benimle. Sen ne diyorsun? Kızımın hayatına kasteden herifle beni aynı masaya mı oturtacaksın? Şartlar bunu gerektirdi. Ne şartı acaba? Ali Rıza çoktan kurtardı Halide'yi. Güvende o. Güvende. Çünkü şartlarını kabul ettim. Söz verdim. Olmaz öyle şey. Öyle şey olmaz. Bu herif değil, benimle aynı masayı, aynı havayı bile paylaşamaz. Söz verdim diyorum Haşmet. Masaya oturacak. Eğer kabul etmeseydim... Kızın Ali Rıza ile havaya uçacaktı. Parçasını bile bulamayacaktın. Halide. İstiyorsan sağda duralım. Yok, ben iyiyim. Sadece biraz... biraz nefes almak istedim, o kadar. Hastaneye de gidebiliriz. İyi görünmüyorsun halde. Olabilir Ferit. Belki sakinleştirici falan bir şey yaparlar. Ha? Yok, ben uyuyamadım. Yemek falan da yemedim. Eve geçince uyur dinlenirim. Bir şeyim kalmaz gece. Halidem, sana bir şey soracağım. Ama bana doğru söyleyeceksin, tamam? Zarar verdiler mi sana orada? Canını yaktılar mı? Yok, kimse zarar falan vermedi canımı yakmamı, merak etme. Ama Balaban geldi bir ara. Benimle konuştu. Ne konuştu? Ali Rıza sana ailenin önümünde babasının da parmağı olduğunu... anlatmamış. Beni öldürmeyeceğini ama bunun senin seçimlerine bağlı olduğunu söyledi. Artık ne pazarlık yapıldı da karşılığında ne alındı kim bilir. Sonuçta bomba patlamadı. Balaban masaya oturmak istiyor. Belli ki istediğini almış. Öğreniriz Halide. Sen iyi ol da öğreniriz.
plana uymuş demek. Kabul edelim ki plan kusursuz. İki şeyden çok emindi. Birincisi Halide'lerin ölmesine izin vermeyeceğimden. İkincisi onu da öldürmeyeceğimden. Onu niye öldürmüyormuşsun? Gerçek düşmanımla aramdaki tek bağı niye koparayım? Gerçek düşmanın yüzünü görmek için belki de bağı koparman gerekiyordur. Zamanı gelince onu sana teslim edeceğim. İstediğini yaparsın. Kızın kurtuldu. Güvende. Önemli olan bu. Öyle. Öfkemi mazur gör. Mevzu bahis. Kızım olunca gözüm döner biliyorsun. Ama sağ ol. Yaptığını unutmayacağım. Senden sabretmeni istiyorum. Tüm yaptıklarına rağmen Balaban'ın masada oturması işimize yarayacak. Şimdilik. Şimdilik sesimi ve sözümü yutacağım. Umarım işe yarar. Çünkü inan katlanması çok zor. Benim için de öyle. Ama bilirsin. Nehrin kıyısında yeterince oturursan düşman cesetlerinin akıp gittiğini görürsün. Sabır diyorsun. Güzel Hanım. İnsan bir sırla yaşayınca unuturum sanıyor. Ben unutursam herkes unutur. Öyle de oldu zaten. Hiç kimse gerçeği öğrenmedi. Yıllardır sakladığım sır hiç azalmadı. Sırtımda büyüdükçe büyüdü. Ta ki beni altında ezene kadar. Bugün o sırrın altında kaldım. Oğlum ölüyordu. Ama ölmedi. Oğlunuz yaşıyor Bergüzel Hanım. Siz her zaman olduğu gibi onu yine korudunuz. Neye yarar ki? O bunu bilmiyor. Şehre indim dediğin bu mu? Bu mu senin şehir anlayışın? Yeter be kardeşim, her gün seni bulacağım diye iki saat yol yapıyorum. Gerçi burası o ormanlık alandan iyi ama. İyi. Hayırdır? Yine beni almaya mı geldin? Asıl sen hayırdır? Görüşmeler sert geçti ha? Ne yaptı? İhtiyar tasma mı taktı? He? Sen de onun tayları mı oldun? Yok yok. İhtiyardan kaçarken Haşmet'e tutuldum. Güzel anılar biriktirdim bak. Babamı hatırladım. O da bir baba. Balabancım, ne yapmasını bekliyordun? Adamın kızının üzerine bomba koydun. Seni öldürmediğine dua et. Gerçi Halide'ye zarar vermeyeceğinin sözünü bana vermeseydin oradan sağ çıkamazdın. Doğru, doğru, evet. Halide kırmızı çizgi. Anladım. Kırmızı çizgi. Bunu unutma Balaban. İnce kırmızı hat. Orada gezinirsen patlarsın. Nedir peki şimdi planın, ne alemde? Ha?
Müzakereler verimli geçti mi? Hah. İhtiyar bayağı direndi. Bir ara ümidi kestim biliyor musun? Tamam dedim, bomba elimde patlayacak. Ama sonra geldi yanıma. Dedi tamam, kabul ediyorum. Ben de dedim tamam, artık masadayım. Masadasın. Müthiş. Gerçekten müthiş. Harika plan. Helal olsun. Güzel plan. Peki planının devamı nasıl? Yani sen şimdi oraya oturdun. Ya yalandan yere öyle kabul etti görünüp kafana sıkmasınlar sonra? Yok. Arkamda biri olduğunu sandıkları sürece dokunmazlar şimdi. Senin arkanda biri yok mu? Sen varsın ya Burak. Sen varsın. Dostum, kardeşim, sırdaşım. Ama bir şey aklıma takılıyor. Halide için doğru dürüst pazarlık yapmıyorken ihtiyar, neden Ali Rıza işin içine girince birden kesenin ağzını açtı? Tuhaf. Ali Rıza kimin umurunda ki? Sen onları zora soktun, onlar da mecbur kaldı. Yani... Sen şimdi böyle deyince ben de bir işkillendim. Evet, doğru diyorsun. Biraz çabuk ikna oldular. Kolay oldu bu iş. Ya o Ali Rıza'nın kafasında bir dümen olmasın. İşte tam da istediğim bu. Bu saatten sonra bana karşı yapacağı her hamle masaya karşı yapılmış olacak. Eğer bu durumu kabullenmez, yine de saldırırsa... Hop! Kırmızı kart. Şahmat. Ulan bunu hiç düşünmedim. Ulan çok iyi be. Gerçekten hiç bunu düşünmemiştim. Hakikaten iyi. Sana saldırırsa tabii patronlardan birine saldırmış olacak. Ne olacak? Kural hatası. Ondan sonra da sepet havasını çalarlar Ali Rıza'ya. Budur. Çok iyi be. Hiç bunu düşünmemiştim. Belki de sen geçersin yerine. Prince of Table. Ya bakacağız balabancım. Teklifleri değerlendireceğim. Biliyorsun bugünlerde boşum. Ama bu sefer söyleyeyim. Sözleşmeye tazminatımı koyarım. Güzel. Hoşuma gitti bu. Güzel plan. Güzel plan. Sana saldırırsa tabii. O zaman saldırsın. He? Ben onu hemen gaza getireyim. Sana direkt saldırsın. Başka ne istiyorsun? Ayaklarımı halatla bağlayıp köprüye ters astıktan sonra gırtlağımı kesip kanımın göle akışını da izlemesini ister misin? Ben bile ölümlüyüm Burak. O saldırıdan sağ çıkmama ihtimalim var. Tamam birader. Yani ne öyle manyak manyak konuşuyorsun? Olabilir. Yani hayat bu. Olabilir yani. Hani buradan çıktın kafana taş düşebilir, ayı çıkabilir. Olur yani bunlar. Sen merak etme. Senin yanında ben varım. Biliyordum. Kardeşim. Halide, çok merak ettik Sebi. İyi misin kızım? İyiyim teyze, iyiyim. Merak etme, bir şeyim yok. Bir şey yapmadılar değil mi sana? Yok, merak etme. İyi misin sen? İyiyiz, iyiyiz. Hadi gelin, içeri girelim. Durmayın burada. Ben gelmeyeyim. Halide zaten yorgun, dinlensin. Ben sonra uğrayacağım. Tamam, hadi kızım. Gel. Halide'yi bıraktım, Melek Hanım odasına çıkardı. Nasıl peki? Bayağı bir yorgun, korkmuş. Başka nasıl olsun ki? Şu başına gelenlere bak. Eyvallah Ali Rıza. Son ana kadar hiç bırakmamışsın Halide'yi. Bırakır mıyım hiç? İhtiyarla ne oldu? Balaban canlı canlı izlettirmiş sizi. Ya şartları kabul edersin ya da bomba patlar demiş. Bomba o yüzden patlamadı demek ki. Ne aldı peki müzakere? Maalesef daha fazlası.
Şeytan artık içimizde. İhtiyar seçimini yaptı. Bize de sabretmek düşüyor. O zaman ben de bir seçimimi yapayım. Bir seçim. Sizin verdiğiniz sözler elimizi kolumuzu bağlamadan önce şu herife bir haddini bildirmek lazım. Yaşamak zorunda kaldığın için çok özür dilerim Halide. Çok özür dilerim. Ama sen niye özür diliyorsun? Asıl ben özür dilerim. Çok üzüldüm benim için, benim peşimde asla yapmayacağın şeyleri yapmak zorunda kaldığım için ben senden özür dilerim. Ben hep yılanların, çıyanların içindeydim Halide. Ömrüm bunların soğuk yüzlerine bakarak geçti, geçiyor. Sen beni düşünme. Bugün başımı eğerim, yarın başlarını ezerim. Yeter ki sen güvende ol. Baba, ben senin yanında hep güvendeyim zaten. Senin varlığın bana hep güven veriyor. Ne olursa olsun her zaman dağ gibi arkamda olacağını biliyorum. Alo. Ha Mithat, merhaba. Halide eve döndü. Onu haber vermek için aradım ama. Haberini aldım. Hadi herkese büyük geçmiş olsun. Haşmet abiye selam söyle benden. Teşekkür ederim, söylerim. Alo. 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 Aa, suratımı kapattı. Ben sana bunun hesabını soracağım. Hayırdır Melek? Kimden neyin hesabını soruyorsun? Ya boş ver şimdi, senin de bir ton sıkıntın var. Konuşuruz sonra. Mithat mı? Evet. Söyle bakayım, derdi neymiş? Ne olacak ki derdi? Uzun süredir Derya yüzünden sürekli kavga ediyoruz. Ben pek inanmıyorum ama beyefendi beni boşamaya karar vermiş. Garip. Mithat son zamanlarda hiç kendinden beklenmeyecek şeyler yapar oldu. Başka ne yaptı ki? Aramıyor, sormuyor. Burak sevdası, sonra şimdi bu. Neyse, canını sıkma. Sen de çok yoruldun. Halide de geldi şimdi, bak ne güzel evinde. Harap ettin kendini günlerdir. Dinlen biraz. Sen de. Sen de benimle birlikte harap ettin kendini. Eksik olma. Hoş geldin Aslı. Geçmiş olsun. Halide kurtuldu. Sonunda rahat bir nefes aldık. Sorma abi. Canımdan can gitti. Hadi geçelim. Şimdi ne olacak Aslı? Bu balaban denen kansız bir de masaya geçip senin tepene mi çıkacak? Abi herif sürekli bir adım önümüzde. Tam yakaladık diyoruz, elimizden kayıp gidiyor. Yok, bu sefer kaçamayacak. Onun can damarına basacağım. Bu arada şüphelerimle haklı çıktım.
Tencere yuvarlanıp kapağını bulmuş Burak Dun'unla beraber. Vay. Ne sanıyordun abi? Malların yerini nereden bulacak bu? Balaban ne derse onu yapmış işte. Neresi burası? Bahis mekanı. Söylediğin gibi Balaban'ı takip ettirdim. İhtiyarın evinden çıkar çıkmaz doğruca buraya gitmiş. Böylelikle gizli mekanını öğrenmiş olduk. Aynen öyle. Yalnız sürekli yer değiştiriyorlar. Şimdilik merkezleri burası. Bu iyi oldu. Yarın Balaban masaya oturacak. Ona bir hoş geldin diyelim, değil mi? Abi. Hayırdır akşam akşam? Bir şey mi oldu? İyi geceler Mithat Bey. Haşmet Ağa sizi görmek istiyor. Şimdi burada mı? Arabada sizi bekliyor. Haşmet abi. Gel Mithat, gel. Biraz sohbet edelim seninle. Bir durum mu var abi böyle aniden habersiz gelince? Halide kurtuldu malum. Biraz konuşalım istedim karşılıklı. İstişare edelim. Kimiz, neydik, ne oluyoruz falan. Eyvallah abi, tabii. Konuşalım konuşmasına da... Benim bugün pek keyfim yok. Daha sonra... Hayırdır? Nedir keyfini kaçıran? Melek söylemedi mi? Abi biz tartıştık. İşler bu sefer büyüdü biraz. Moralimi epey bozduk. Senin de tadını kaçırmayayım şimdi. Yarın gelirim. Güzel güzel konuşuruz. Onu duydum. Aile meseleleri filan. Beni ilgilendirmez tabii. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Ben karışmam. Eyvallah abi, eyvallah. Madem dertlisin, iyi işte. Laflarız biraz, havan değişir. Çok uzattın, hadi. Tamam abi, siz o zaman önden gidin. Ben sizi takip edeyim. Tamam. Haşmet'in minibüsünü takip edeceğiz. Ayıp ol. Gerekirse işaret vereceğim. Haşmet falan dinlemeyin. Vurun gitsin. Peki efendim. Burası demek. Burası. Bütün bahis işlerini buradan yürütüyor. Yaptığı işin kalbi. Kalbini hançer saplama sırası bizde o zaman. Yalnız kale gibi korunuyor. Bu sahipsizler çetesinin çoğunu buraya yiyormuş. Biz de kalelerini başlarına yıkarız Ferit.
bizimkilere haber ver, boyu toparlasınlar. Şimdi sıra balabanda. Ellerine sağlık hayatım. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun aşkım. Harika olmuş, harika. Elinize sağlık Engin Hanım. Demek abimi böyle tavladınız ha? Izgaraya geçiş yapmışız. Halide de kurtulmuş neyse ki. Aynen. Kadınları bu işe bulaştırmamak lazım. Olmaz böyle. Ay bayılıyorum sizin şu kadınları koruma biçiminize. Hayır ben anlamıyorum yani. Siz bunlarla ilgilenirken bizim nasıl uzak durmamızı bekliyorsunuz acaba? Ya o kadar haklı ki. Yani sonuçta senin planların arasında böyle bir hayat yaşamak yoktu değil mi? Aslında ben Balaban'ı takdir ettim biliyor musunuz? Güzel plan kurmuş. Etkileyiciydi. Baksana herkesi muma çevirdi. Helal. Yalnız o herkesin içinde ben de varım kardeşim. Merak etme abicim. Balaban sana bana zarar vermez. Ben gidip tatlıları getireyim. Aa, dur ben de sana yardım edeyim. Ben de tabakları falan çıkarayım bari. Yok hiç gerek yok. Bir izin verir misin bana? Sen bilmezsin yerlerini. Hallettim ben. Derya. Şimdi sen buradasın diye umarım annen gelip olay falan çıkarmaz. Yani çıkarmaz değil mi? Sen merak etme çünkü annem artık bana karışamaz. Hem zaten Burak da babamla konuştu. Yakında evleneceğiz. İnşallah. O işler pek öyle olmuyor mu? Avukat Hanım sen neden benim özel hayatıma bu kadar ilgi gösteriyorsun? Hı? Ben sana soruyor muyum Murat'la ne yapıyorsunuz, evlenecek misiniz? İnşallah maşallah falan ne oluyor böyle? Deryacığım, canım benim. Konu biz değiliz yani. Konu ben miyim? Ya bak ben gerçekten sen üzülme diye. Derya ikimiz de biliyoruz. Yani Burak'ın Halide'yi unutmak için seninle beraber olduğunu ikimiz de biliyoruz. Yani neden bunu bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz ki biz? Sen merak etme çünkü ben unutturdum ona Halide'yi. Bilmiyorum Derya bana hiç öyle gelmiyor. Yani şimdi Halide arasa Burak'ı, Burak koşa koşa onun yanına gider gibi hissediyorum ben. Yani biliyorum. Aslında sen de biliyorsun. Ama gerçekleri görmek istemiyorsun. Anlıyorum. Ama ben yine de bir hatırlatmak istedim. Derya, şurada şey, şu dolapta fıstık var. Bana onu verir misin? Üstüne serpeceğim. Güzel oluyor. Balaban bize niye zarar vermiyormuş? Yani biz de masadayız sonuçta. Bize de saldırabilir. Zarar vermez diyorsam zarar vermez abi. Çünkü
her şeyi beraber planlıyoruz. Sen rahat ol. Onu anladık. Anladık zaten de. Asıl anlamadığım şey, ona neden bu kadar güveniyorsun? Referansı sağlam. Ona güvendiğim kaynak babam. Babam söyledi. Ölmeden önce. Onun adını verdi. Eğer bana bir şey olursa onu bulun. O size yardım edecek dedi. Bunu neden bana daha önce söylemedin? Çünkü küstük. Kavga etmiştik. Birbirimize girmiştik. Yine barıştık. Abi, şimdi birlikte olmamız lazım. Adam yarım masaya oturuyor. Ona güveneceğiz. Destek olacağız. Ama öyle açıktan değil. Hemen kendimizi belli etmeyelim. Hatta karşı geliyormuş gibi yapalım. Tavrımız bu olsun. Tamam ama plan ne? Ben niye hiçbir şey bilmiyorum? Hedefimiz belli. Stratejik hedef belli. Ama planı hep beraber kuracağız. Burak delirtme adamı. Hedefimiz ne? Masaya çökeceğiz abi. Masayı alacağız. Tamamen. Kontrol altına alacağız. Masanın başı olarak olup biten hakkında ne düşünüyorsun merak ettim. Düşünecek pek vaktim olmadı abi. Başımıza onca şey geldikten sonra müdahil de olamıyoruz haliyle. Aksine masanın başına geçen herkes kafasında bir hayalle gelir. Sonra onlar gerçekleşmeyince tavrı değişir. Öyle değil mi Mithat? Değişik tavır derken abi, sen bana bir şey anlatmaya çalışıyorsun abi. Buraya geldik falan böyle. Senin kafanda bir şey var belli. İyi akşamlar. Hoş geldin Ali Rıza, otur. Şimdi daha çok merak etmeye başladım. Ne oluyoruz abi? Balaban yarın masaya oturacak. Bir önceden konuşalım istedim. Dedim ya. Tavrın ne olacak? Ne olabilir ki? İhtiyar kimi isterse masaya o oturuyor. O zaman daha açık sorayım Mithat. Halide'yi rehin alan Rus'la telefonda konuştum. Senin hakkında bazı şeyler söyledi. Benimle ilgili. Öyle mi? Öyle. Dediğine göre malları 5 milyon dolara satmışsınız. Sonra adamlarınız tekrar çalmış. Adam dediği de Burak. Saçmalık. Siz buna inandınız öyle mi? Burak ne yaptıysa kendini başına yapmış. Balaban'la birlikte olan o. Benim alakam yok bu işle. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Sizi suçlayan yok Mithat Bey. Ama Burak'la Balaban'ın beraber iş yaptığı ortada. Burak yakında damadın olacak Mithat. Sana yakın olacak. Ailenin içinde olacak. E o zaman ne olacak? Bu yaptığı şeylere o zaman da göz yumacak mısın? Size bir şey söyleyeyim mi? Burak'a bayılmıyorum. Bir şey olsa ben parmağımı dahi kıpırdatmam onun için. Ben sadece ihtiyarın tavsiyelerini uyguluyorum. O kadar. Öyle diyorsan. Bu ne sorgu sual abi böyle? Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Beni neyle suçluyorsunuz siz?
Ben hala masanın başındayım. Neden ihanet edeyim? Masanın başında olmak bir şeyi değiştirmez. Fuat da öyleydi. Sonu ortada. Bu bir tehdit mi? Yok. Dostane bir uyarı. Dostluğumuzu bozmaya çalışıp araya girenlere izin verme. Bana yakın ol. Olmazsan hata edersin. Eyvallah abi. Ben hep seninleyim biliyorsun. Başka bir şey yoksa... Yok. Ne diyorsun? Benim kimseye zerre güvenim kalmadı. Bu Burak'la beraber, o da Balaban'la beraber iş yapıyor. Onların beraber çalıştığından emin misin sen? Şüpheleniyordum zaten. Takip ettirdim. Sonuç ortada. Burak, tıpkı babası gibi, asla vazgeçmiyor. Şimdi ne olacak, ne düşünüyorsun? Bilmek isterim. İhtiyar bir fedakarlık yapmış, eyvallah. Sözümüz yok. Ama böyle olmaz. Balaban'a karşılık vermeden olmaz. Nasıl olacak? Ne yapacaksın? Orasını bana bırak, hallettim bile. Balaban yarın çok farklı bir sabaha uyanacak. Halide'ye dokunmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu anlayacak. Açmayacak mısın? Ne oldu kızım? Hani kavga mı ettiniz diye soracağım. Hangi ara ettiniz o kavgayı? Öyle bir şey değil teyze. Ne peki? Teyze, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ali Rıza bugün neredeyse benimle ölecekti. Git dedim. Gitmesi için yalvardım ama gitmedi. Benim için ölmeye razı. Ben onu çok seviyorum. Ona güveniyorum. Ama... Ama ben annemin yaşadıklarını yaşamak istemiyorum teyze. Annem ne yaşadı ki? Annem hiçbir şey bilmeden yaşardı. Babam nerede, ne yapıyor hiçbir şey bilmezdi. O bilmediği şeyler yüzünden de... Bak, bak kızım. Sen güçlü bir kızsın. Bunu sakın unutma. Ali Rıza seni seviyor, sen de onu seviyorsun. Endişelenecek hiçbir şey yok. Tamam mı? Çok güzelmiş ha. Aynen.
Ekspertiz var mı? Neye bakıyorsun Ödül? Tertemiz, çok güzel. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi, her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda hallettim. Yolunda diyorsun ama ne bileyim, sanki böyle bir keyfin yok gibi oğlum. İyi misin? Yok, yorgunum anneciğim. Bir şey yok. Aman sen iyi ol kayınca. Senin keyfin kaçınca bu eve gam kasvet çöküyor. Biz de buradayız o. Paylaş bizimle. Ne gelirse elimizden. Eyvallah Razım. Ali Rıza. Oğlum bir oturup konuşalım, hani ne yapacağız bu evlilik işini? Ay aynen ablacığım, hiç hazırlığımız yok. Biz önceden söyle, olur mu? İlk fırsatta istemeye gideceğiz işte ablacığım. Ben haber vereceğim size. Tamam anne. Ben bir duş alayım, yatayım. İyi geceler. Hadi dinlen annem sen, dinlen. Allah rahatlık versin ya. Allah rahatlık versin. Hadi buyur. Ay ay. Dün gece galeride kalmış sabah bizim. Güvenliklere sordum. Gözünü kırpmamış sabaha kadar. Yazık bir kız için. Helak ediyor kendini çocuk ya. Seviyor, ne yapsın? Benim başıma bir şey gelse sen hemen arkanı dönersin. O ne biçim laf Emine ya? Ben senin için dağları delerim yavrum. Annemin yanında konuşturma beni şimdi. Benim ofiste tüm gün aklım sende. Ha? Mert burada, sor onu. Vallahi ben öyle bir şey duymadım. Geçen gün ablam arıyor dedim. Ablan kim dedi. Ah. Allah Allah. Mert'e bak anne ya. Yavrum o hesap yaparken, ben hesap yaparken babam gelse tanımam biliyorsun. İş. Allah muhteşem. Muhteşem. Bütün bu kötülüklerin arasında insan güzellikleri unutuyor. Muhteşem. Anlıyorum, üzülüyorsunuz ama en doğru kararı verdiniz. Oğlunuzu tehlikeye atmayarak en doğrusunu yaptınız. Ben ne yaptıysam hep onu korumak için değil. Daha bebekti. Elimden aldılar oğlumu. Sonra öldüğünü söylediler. Yıllarca yasını tuttum. Kokusunu unuttum. Ta ki yaşadığını öğrenene kadar. Ama aradan onca zaman geçmiş. Oğlum büyümüş. 20 yaşına gelmişti.
20 yıl dile kolay. Telafisi çok zor. Evet. Onca zamandan sonra nasıl çıkıp oğlum diyecektim. Diyemedim. Hala diyemiyorum. Oğlum bu kadar yakınımdayken ona dokunmamak, sarılmamak çok zor. Bergüzel Hanım, belki zamanı gelmiştir artık ha. Ali Rıza'nın gerçekleri bilmeye hakkı var. Yok. Henüz değil. Henüz değil. Oğlumla bir ilişki kurmalıyım. Beni tanımalı, anlamalı, hatta sevmeli. Ayrıca düşmanım çok. Eğer oğlumun yaşadığını anlarlarsa ilk ona saldırırlar. Haklısınız, haklısınız. Anlıyorum. Ama hayat kısa, ne olacağı belli olmaz. Annesi bile... Rukiye Hanım bile şüphelenmeye başladı artık. Belki de önce onunla konuşmalıyım. Allah aşkına şunun tipe bak abi. Konsorsiyum toplantısına su kıtırla geliyor. Tam dayaklık ya. Kızılcık sopası diyorum, ne diyorsun? Yok, neşe oldu bu. Kaval kibine vuracaksın. Tövbe tövbe, şu halimize bak. Allah sonumuzu hayretsin. Oh. Bütün korumalar burada olduğuna göre büyükbaşlar gelmiş. Gel benimle, gel. Bu ne? Lan sayemde masaya oturuyor. Bir de şekil yapıyor. Vay arkadaş. Yıllardır milleti içeri soktuk. Bir ben kaldım, iyi mi? Azıcık daha sabır abi. Çok az kaldı. Sen içeri öyle bir gireceksin ki kimse seni çıkaramayacak. Demek yeraltı dünyasının yönetildiği yer burası. Güzel. Gel. Oturabilirsin, yerin şurası. Nasıl yani? Böyle direkt oturacak mıyım yani? Sizde tören falan bir şeyler yok mu? Ne töreni? Ne bileyim, bizim İtalyan işi gibi. Yani aileye sadakat yemini edilir. Sonra avuç kesilir, kan akar falan. Tören. Kan akmasını istiyorsan boğazını keseyim şuracıkta. He? Burada kan akacaksa bunu Ali Rıza yapar. Çünkü neden? Kılıç o. Doğru. Kesiyor. Ama kötü bir haberim var. Şu an ben de masadayım. Dokunulmazlığım vardı değil mi? Belki sonra. Biraz bekleyeceksin. Ali Rıza, çık geri! Geri! Kimin dokunulmazlığı vardı söyleyeyim. Kadınların. Sen ne yaptın? Halide'ye dokundun. Lan bunun yanına kalacak mı sandın sen ha? Bunun hesabını sormayacağım mı sandın ha? Ali Rıza dur, ne yapıyorsun? Yapma bak, burası yeri değil. Ali Rıza derhal bırak onu. Bu odada kimseye dokunamazsın, bedeli ağır olur. Umurumda değil. Ya bize yol vereceksiniz ya da kanını akıtacağım burada. Ali Rıza, bu yaptığının dönüşü yok. Bu herif yaptığının bedelini ödeyecek. Varsın dönüşüm olmasın. Hadi gel. Sakin. Sakin. Ali Rıza. Sakin. Ali Rıza! Sakin. Yürü.
Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Dostun zor durumda Burak. Hadi yardım et şimdi. Hadi. Ne dostu ya? Bunun bende ne alakası var? Ulan bir kere de arkasında dur be. Bari beraber çalıştığın adamın arkasında dur. Sen onun kusuruna bakma Burak. Bu gene arızaya bağladı. Ama bilmiyor ki adım adım eceline yaklaşıyor. Durduramıyorum. Kim eceline yaklaşıyor göreceğiz. Arnavut'u takip ettirelim mi? Şşşş. Bırak. Üşşam olur. Baksana. Ali Rıza duruma yıkmış. Kural hatası yaptı. Duyuyor musun? He? Bak, bak. Zafer davulları çalıyor Fiko. Ha? Kapılara dayandık. İçeri giriyoruz Fiko. Halide. Hoş geldiniz. İyi misin kızım? Ne oldu? Yo, ben iyiyim. Sizi görünce şaşırdım sadece. Ne iyi ettiniz, iyi ki geldiniz. Kusura bakma, rahatsız ettik ama biz hem seni görelim hem de biraz konuşalım istedik. Yani geçen aramıştın ya. Ben gelemedim, haber de veremedim. Kusura bakmayın. Yok kızım, sen iyi ol da aileyiz biz. Sağ ol. Çay içelim mi? Olur. Hem sonra Ali Rıza nasıl evlenme teklif etti anlatırsın. Alo Muzaffer. Rukiye. Senin şu parkta buluşup konuşalım mı biraz? Sürpriz. Bak. Nereye geldik bak. Pis işlerinin kalbine. Şaşırtıyorsun beni. Sen bu benim mekanı nasıl buldun? Sen daha dur. Senin hakkındaki her şeyi öğreneceğim. Kimsin, necisin, arkanda kim var, hepsini. Bak, eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan yapma. Aklından bile geçirme, yanlış hamle olur. Ne hamlesi lan? He? Ne doğrusu, ne yanlışı? Bizim hayatlarımız senin o ucuz oyunlarından biri değil. Bunu anlayacaksın, sana anlatacağım. Ama eğer bir delilik yaparsan masanın kurallarından birini çiğnemiş olursun. Yani ölürsün. Cesaretin var mı? Konu yürekse sen merak etme. Ben bu noktaya cesaretim sayesinde geldim. Senin gibi alçakça değil. Yürü. Yürü bakalım. Dadam. Ne olmuş ya buraya? He? Ne oldu? Sustun. Ne yap, ne, ne yapmayı planlıyorsun? Gereği yok. Konuşalım. Söz bitti. Sana dedim, sevdiklerime yaklaşırsan canını yakarım dedim. Yapma. 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 İşte. Thank you.
Yapma. O para... O paralar olmaz. Ferit! Bu fazla. Ha, Halide'nin yanına yaklaşmayacaksın demedim mi lan? Konuşmasam mı, karşısına çıkmasam mı kadındır? Rukiye'yi senelerdir tanırım. Güçlü, iyi kalpli bir kadındır. Evet ama Ali Rıza'yı o büyüttü. Annelik etti. Onca zamandan sonra... Başlangıçta tepki gösterebilir. Ama sizi anlayacaktır. Bana bak. Bir daha Halide'nin yanında görmeyeceğim seni. Şimdi git, hangi masaya oturuyorsan otur ve bekle. Bekle çünkü geleceğim. Seni de, arkandaki kimse, onu da bitireceğim. Geleceğim. Hadi. Güzel. Bravo, etkilendim. Cesursun. Güzel sahne oldu. Acaba o da izliyor mudur baban? Gerçi izlese bu halini çok üzülürdü herhalde. Boş konuşma lan. Kes sesini hadi. İhtiyara hizmet ettiğini duysa mezarında ters dönerdi diyorum. Sana söyledim. Babanın katili ihtiyar dedim. Hatta ispat ettim ama sen hala benim peşimdesin. Yanlış taraftasın Arıza, bir anlasan. Lan yanlışın kendisi sensin. Ben senin gibi biriyle asla aynı tarafta olmam. Ama ben artık masadayım, onu da düşün. Bak birlikte hareket edersek çok daha güçlü olabiliriz. Böylece hem sen babanın katillerini bulursun, hem de intikamını alırsın. Anlamıyorum, değer mi? Sırf Halide için bütün bunlardan vazgeçmeye değer mi? Değer. Onun için her şeye değer. Onun için değil paraları, dünyayı yakarım. Hala anlamadın mı lan? Anladım. Ama sen de şunu anlayacak mısın acaba? Şu anda gidip Halide'ye sorsan, benim için dünyaları yaksana. Yakar mı acaba? Ne saçmalıyorsun lan sen? Halide, babanı bilseydi. Daha doğrusu ailesinin katillerinden birinin baban olduğunu bilseydi. Ne yapardı? Söyledin değil mi lan? He? Söyledin değil mi? İyiliğin için yaptım. Bu bir aşk testi. Bakalım Halide, senin aşkın için bu testten geçebilecek mi? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin lan Halide ile? Aramı bozuyorsun lan! Gidin lan! Rıza! Abi tamam, tamam. Bırak. Bırak abi, öldüreceğim hemen. Halide neredesin? Neredesin? Tamam geliyorum, bekle.
geldin demek. Ne oldu? Yaptığın hatayı anladın. Özür dilemeye mi geldim? Yok, hiç öyle değil. Avukatıma haber verdim Melek. En kısa zamanda davayı açıyorum. Sendeki bu özgüvene bayılıyorum, biliyor musun? Ne geçiyor kafandan acaba? Benden ayrılınca ne yapacaksın? Bir hiç olacaksın yine. En çok da bundan nefret ediyorum, biliyor musun? Beni sürekli bununla tehdit etmenden. Ama artık işe yaramıyor sandım. Beni tehdit etmenden de, sürekli kendini benden üstün görmenden de sıkıldım artık Melek. Anlıyor musun? İtaat. Ailevi bir meseleniz varsa, ki var öyle görünüyor, gider evinizde çözersiniz. Ama Melek buradaysa, benim çatımın altındaysa bu şekilde davranmana izin verme. Bizim artık aramızda bir mesele kalmadı abi. Senin çatının altında kalmaya devam edebilir. Çünkü benimkinde yeri yok artık. Hoşça kalın. İyi misin? İyiyim. Söyleyeyim de eşyalarımı aldırayım. Bir otel bulurum, bir sürü otelde kalırım. Sonra da bir ev ayarlarım kendime. Ne münasebet, bu koca ev ne güne duruyor. Burada dilediğin kadar kalabilirsin. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Tamam? Sağ ol. Affedersiniz. Oturabilir miyim? Buyurun. Ne güzel bir yer burası. Siz sık gelir misiniz? Yani vakit buldukça sık sık gelmeye çalışırım. Burası bana huzur veriyor. Gerçekten öyle. Gençliğimde ben de sık gelirdim buraya. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Yok. Ama yine de gelirdim. Eski bir dostum vardı burada. Bazen onu ziyaret ederdim. Belli ki siz burada oturuyorsunuz. Evet, ben burada oturuyorum. Ne güzel. Eminim geniş bir aileniz vardır. Var. Yani vardı. Eşimi vakitsiz kaybettim. Epeydir yalnızım. Başınız sağ olsun. Sağ olun. İki tane oğlum var, iki tane de kızım. Büyük kızım evli, adı Emine. Böyle boyum kadar da torunum var. Allah bağışlasın, halbuki çok genç görünüyorsunuz. Sağ olun. Oğlanlar daha bekar. Büyük oğlum Ali Rıza, eğer hani kısmetse evlenecek. Ufak oğlum daha bu yıl döndü askerden. İşte işler güçler. Onun daha var tabii. Peki ya diğer kızınız? Diğer kızımı kaybettim. Affedersiniz. Hatırlatıp sizi üzmek istemezdim. Yok. Üzülmeyin. Benim hep aklımda zaten. Hiç çıkmıyor ki. Her sabahımın arkasındaki gece gibi gizli. Evlat acısı. Kolay değil. Bilirim. Siz de mi kaybettiniz evladınızı? Yani nasıl? Çok özür dilerim hani ben.
Öyle sordum ama hani anlatmak isterseniz dinleyebilirim. Anlatmak isterim de. Oğlumun lafı açılınca boğazım düğümleniyor. Sesim, soluğum kısılıyor. Çok iyi anlıyorum. Neyin var Halide? Arıyorum, açmıyorsun. Geri dönmüyorsun. Bu son olanlardan sonra kendime gelemedim bir türlü. Dağıldım, yıprandım. Başka bir şey yok mu yani? Yok. Olması mı lazım? Sor hadi. Neyi sorayım? Kafanın içinde o senin kemiren şey neyse onu sor. Babanla ilgili değil mi? Biliyorum Halide. Balaban sana bir şeyler anlatmış. Haberim var. Tamam, anlatayım o zaman. Güya senin babanla birlikte çalışıyormuş. Ailemin ölümünün arkasında senin babanın da payı varmış. Ben bunları duyunca sarsıldım. Ben inanmıyorum. Yalan biliyorum. Aramızı bozmak için öyle söylüyor. Yalan değil Halide. Anlatması çok zor tabii. Hani insan böyle bir solukta anlatamıyor. Ama anlatmak gerek. Yani eğer konuşmak isterseniz ben sizi dinleyebilirim. Gerçekten duymak istiyor musun? Gerçekleri duymak istiyor musun? Peki ya ben? Ben anlatmak istiyor muyum? Bilmiyorum. Ama başından anlatayım. Ali Rıza benim oğlum. Yıllar önce kocam onu çaldı benden. Sonra öldü dediler oğlum. 20 sene yasını tuttum. Sonra bir öğrendim. Oğlum yaşıyormuş. Oğlum yaşıyor. İyi misiniz? İyi misiniz? Ben olmadı size hemen bir su alayım, getireyim. Hayır, iyiyim. Teşekkür ederim. Konuşmak iyi geldi. Ben kaçayım. Belki bir gün yine görüşürüz. Ben buraya sıkça geliyorum. Belki bir gün hani anlatmak istersiniz. Benim adım Rukiye bu arada. Memnun oldum. Bergüzar ben. Ben de memnun oldum.
Henüz değil. Konuşamadım. Peki. Nasıl isterseniz. Rukiye. Benim, evet. İşim çıktı, gelemeyeceğim. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Hadi. Ne olduğunu tam ben de bilmiyorum ama evet. Halaban babamla berabermiş zamanında. Senin babanın Halaban'la ne işi varmış? Mafya mıymış? Yok, görev icabı. Aralarına sızmak istemiş. Polis miydi? Hayır, istihbarat. Ama ben de bunu yeni öğrendim zaten. Ali Rıza, peki bana neden anlatmadın? Yani benden neden sakladın? Ne diyebilirdim ki Halide? Senin kadar benim için de muamma her şey. Tam olarak emin olmadan sana ne anlatabilirdim ki? Babam bunu duymasın. Ben onun nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Sana söyleyen ona da söyleyecek. Onun için benim konuşmam lazım. Ali Rıza, bütün bu olanlardan sonra benim içimde koca bir boşluk var. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmediğimi bir kez daha anlıyorum. Başka ne var? Bütün bunlar işte, bütün bu sırlar. Bütün bunlarla ben yoruluyorum. Halidem. Her şeyden önce dün seninle ölüme yürüyen adamım ben. Senin canından çok seven adamım. Bunu aklında tut yeter. Benim hakkımda öğrendiğin ya da öğreneceğin hiçbir şey bu gerçeği değiştirmeyecek. Benim için de öyle. Ama senden sadece bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Ne olursa olsun, üzüleceğimi bilsen bile bana sadece doğruyu söyle. Yalan yok, sır yok, sadece doğru. Hadi toparla. Eve bırakayım, seni dinlen. Hadi. Ali Rıza. Alo Ali Rıza. Hani beni bir daha aramayacaktın? Tek bir soru soracağım sana. Hayırdır, ne sorusuymuş? İhtiyarla ilgili. Sor bakalım. Babamı ihtiyar mı öldürdü? Sessiz kaldığına göre cevabı biliyorsun. Söyle. Hayır, hayır, hayır. Ben de senin gibi operasyonda öldüğünü biliyorum babanın. Başka da bir şey bilmiyorum. İhtiyar değil yani. Niye soruyorsun? Nereden çıktı bu? Kim söyledi sana bunu? Halaban dedi. Ha, şimdi anlaşıldı. Anlaşıldı. Açıkçası ihtiyar yapmış olsaydın kesinlikle bilirdim. Bana bak. Sen bu oyunlara gelme. Aranızı açmak istiyorlar. Kulak asma sakın. Oğlumla yakınlık kurmaya çalışırken bana düşman ediyorlar. Buna izin veremeyiz Muzaffer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben odama geçiyorum baba. Biraz dinleneceğim. Görüşürüz Ali Rıza.
Yine yaptın yapacağını. Senden sonra tufan koptu. Kopması lazım. Çok sıkıldım bu herkesin kendine yonttuğu kurallarından. Balaban ne yaptın? Şimdilik yaşıyor, öyle söyleyeyim. Güzel. İçimi soğutmaz ama serinletir. Teşekkürler. Yarın oylama var. Seni ağır bir ceza bekliyor. Versinler. Ben asıl başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Eğer izin olursa akşam Halil'i istemeye geleceğiz. Gelin madem. Akşam görüşürüz. Bana da sürpriz oldu teyze. Açıkçası ne giyeceğimi de bilmiyorum. Sen ne giyeceksin de ben ne giyeceğim? Benim burada hiç kıyafetim yok. Ben en iyisi Derya'yı arayayım, bana bir şeyler getirsin. Ay çok mutlu oldum. İstemeye gelmeler filan. Ne oldu? Zor mu geldi biricik kızını evlendirmek? Zor tabii canım. Zor olmaz mı? Görmüyor musun ne kadar mutlu? Bir ailesi olacak. Yuvası olacak. Sana torunlar verecek. Kimse Haşmet'e sormuyor tabii. Bakalım dede olmaya hazır mı? Bir şey mi oldu? Hasan abi babanla ilgili birilerini bulmuş. Kimi bulmuş? Vakti zamanında çalıştığı bir polis varmış. Pis işler yaptığı için ihraç etmişler. O da yer altından yürümüş. Gerçi şu an kafasını pek çıkarmıyor ama. Kimmiş bu adam? Karabatak Selim'in biri. Yeraltı kafesi soyuş yaptırıyormuş. Dövüşler internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Bahisten de Karabatak parayı koyuyor. Ama bizim bildiğimiz dövüşlerden değil. Bunlar ölümüne dövüşüyorlar. Eğer bu adama ulaşabilirsek hem baban hakkında hem de Balaban hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Güzel. Nereden bulacağız bu adamı? İşte orası biraz zor abi. Dediğim gibi herif Karabatak. Sadece dövüş günleri kafasını çıkartıyor. Dövüşlere davetiyeyle giriliyor. Davetiyeyi de herkese vermiyorlar. Ama bir kestirme yolu var sanki. Neymiş? Sağlam bir dövüşçü bulursak eğer bir şansımız olabilir. E tamam. Dövüşçüyü buldun. Yok. Abi bunlar ölümüne dövüşüyor diyorum. Hepsi psikopat. Seni tehlikeye atamayız. Ben zaten tehlikenin göbeğindeyim Ferit. Sen rahat ol. Ne gerekiyorsa ayarla. O dövüşe ben gireceğim, tamam? Hayırdır? Sen bu saatte gelir miydin eve? Oh ne iyi ettin geldin oğlum. Karnın aç mı, ben sana bir şey yok anacığım, aç değilim. Haber verin dediniz, onun için geldim. Altay ailesi. Hazırlığınızı yapın. Akşam kızı istemeye gidiyoruz. Nasıl? Bu akşam mı? Bu akşam. Oğlum hiç hazırlık falan yapmadık. Rezil oluruz annem. Öyle. Sakin ol Rukiye Sultan. Sen ne lazım söyle bana, ben hallederim. Ay Ali Rıza, iki ayağımızı bir pabuca soktun annem ya. Böyle daha iyi, böyle daha iyi. Hemen alır kızı geliriz. Hadi, hadi yapın hazırlığınızı. Hadi, hadi hazırlanın, hadi. Ay Allah, ay.
ne yapacağız? Hay Allah. Allah'a şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Hoş bu kadar ani olacağını tahmin edemedik tabii ama. Şimdiki gençler çok hızlı Haşmet Beyciğim. Yani kocaman bir aile olacağız. Önemli olan o. Allah şimdiden bir yastıkla kocamayı nasip etsin inşallah. Amin. Enişte daha vermediler ya kız hani. Hakların da hayırlısı neyse o olsun. Amin. Tebrik ederim Halide. Ha, çok güzel olmuşsun bu arada. Sağ ol Derya. Ne güzel yüzünde güller açıyor. Açmasın mı? Başımızda sürekli bir felaketten sonra. Doğru söylüyorsun. Herkesin derdi seninle tabii. Sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Yok. Mutlu ol tabii. Yani sevindim. Mutlu olmana. Burak, ne yapıyorsun sevgilim? Derya'cığım, neredesin? Seni bekliyoruz. Hadi, evde misin sen? Yok, Haşmet amcalardayım. Bugün özel bir gün de. Neymiş özel gün? Ali Rıza ve ailesi burada. Halide istemeye geldiler. Burak, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tamam. O zaman şey yaparız. Sen işin bitince buraya gelirsin, tamam? Ne oldu oğlum? Kötü bir şey yok değil mi? Halide istemeye gelmişler. Onun haberini verdi Derya. Nefes alınca bir batıyor. Nefesim tam alamadım. Ya bir hastaneye falan gidelim. Ha? Yok. Yok Fiko, yok. Bu hastanelik bir şey değil. Bunun tedavisi yok. Anladım ben. Bu başka bir şey. Bu meselenin doktoru yok Fiko. Hayır değil. İstemeye gelmişler. Evleniyorlar ya. Ya abicim biz kapatmıştık bu mevzuyu. Ha? Biliyorum. Ama düşününce bir an bir kötü oldum lan. Bir şey var burada. Bir çöz.
nefes aldıkça bir... Karlanıyor. Yakıyor Figo. Söndüremiyorum. Söyle Balaban. Ne diyeceksen çabuk de. Hiç tadım yok. Onu diyeceğim ben de. Almışsın haberi. Merak etme. Ali Rıza'ya bir sürprizim var. Rahat ol. Ne diyorsun lan? Ne sürprizi? Ellerine sağlık kızım. Ziyade olsun. Afiyet olsun Rukiye anne. Evet. Gelelim sebebi ziyaretimize. Buyurun sizi dinliyoruz. Değil mi enişte? Öyle tabii, buyurun. Siz hemen geliyorum, çok kısa. Estağfurullah tabii. Abi kusura bakma, rahatsız ettim. Melek için geldiysen uygun bir zaman değil Mithat. Yok abi. Bu mesele başka. Önemli bir gelişme var. Hayırdır? Pek hayırlı değil. Balaban bir görüntü göndermiş. İzlemen şart. Aleyküm selam. O nasıl, iyi mi? İyi. Mehmet Emin'le birlikte işte. Senden haber bekliyorum. Ne haberi? Sadakatini ispat etmenin zamanı gelmiş. İçin birini öldürmeni istiyor. Kimmiş bu? Bu nedir Mithat? Mehmet Emin kim? Mehmet Emin Altay. Ali Rıza'nın babası. Geldiğine göre artık kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Sebebi ziyaretimiz diyordum. Halide'yi kızım gibi görüyorum. O güzel kalbi sadece oğlumun değil, hepimizin gönlünü fethetti. Allah herkese onun gibi bir gelin nasip etsin. Amin. Rızanız olursa Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Halide'yi oğlumuz Ali Rıza'ya istiyoruz. Gelsene benimle biraz.
Ne oldu? Ne olduğunu sana söyleyeceksin. Kimsin sen? Nasıl ben? Bir yandan kimin için çalıştığını biliyorum. Kimin adına bana yaklaştığını. Şimdi de baban çıktı ortaya. Mehmet, Emin, Altay. Adı bu mu? Balaban'ın için çalışıyormuş. Ailemi öldüren alçakların arasında o da var. Doğru mu bu? Balaban mı arada? Sana bir soru sordum. Cevap ver. Doğru mu? Doğru ama... Ama yok. Aması maması yok. Hemen aileni al. Git buradan. Hemen. Yapma. Ben de yeni öğrendim. Araştırıyorum. Sana açıklayacaktım. Gerek yok. Şimdiye kadar açıklamadın. Artık açıklamanın lüzumu yok. Zahmet etme. Baba ne oluyor? İsteme faslı bitti Halide. Al aileni git buradan. Ne demek bitti? Ne oluyor? Bir şey demeyecek misin? Halide bitti dedim. Aileni al götür buradan. Ya da ben gidip söyleyeyim gitmelerini. Eyvallah. Ali Rıza. Baba ne oluyor? Bir şey demeyecek misin? Anne, abla. Hadi kalkın gidiyoruz. Kalkalım. Kalk kalk kalk. Gidiyoruz. Buradan gitmemiz lazım. Hadi. Oğlum daha kızı istemedik. Baskın mı var? Ne oluyor? Rasim uzatma. Hadi kalkın. Yolda konuşuruz. Hadi geçin. Çıkalım. Hadi. Hadi geçin. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Geç. Asker kız. Ali Rıza, nereye gidiyorsunuz? Gitmemiz lazım. Demek sen de biliyordun ve söylemedin, öyle mi? Öyle mi? Balaban bana da izletti o videoyu. Biz Ali Rıza ile oturduk, konuştuk. O da yeni öğrenmiş. Ne olduğunu bilmiyor, araştırıyor. Baba, bak gerçekleri öğrendiğinde zaten bize anlatacaktır. Ama şu an ona bu şekilde davranman doğru değil. Onun bir suçu yok. Yok mu? Halide nasıl yok? Ailemizi katleden alçakların arasında babası da var. Ve bunu benden saklıyor. Ve kim bilir başka neler saklıyor. Artık ona güvenemem. Seni asla emanet etmem. Baba yapma, Allah aşkına. Ali Rıza'dan bahsediyoruz burada. Daha dün benimle beraber o gemide ölecekti. Ya ben ona git dedim, yalvardım, kovdum, gitmedi. Son ana kadar yanımdaydı. Ya sen ne dediğinin farkında mısın ha? Ali Rıza'nın benim için kendini kaç defa ateşe attığını bilmiyor musun? Seni seviyor olması, seni koruyor olması hiçbir şey ifade etmez. Sen git Burak'a sor, o da senin için ölür. Ne yapalım şimdi? Baba yapma Allah aşkına. Kimi kimle kıyaslıyorsun? Ali Rıza'ya haksızlık etmene asla izin vermem. Bana bak, sesini kes. Bir daha onun adını bile anmayacaksın. Adını anmayacaksın. Ya ne oluyor burada bir sen? Kızım ne oluyor burada bir sen? Bırak teyze ya, istemiyordu zaten, bahanesi oldu. Hoş geldin. Ne yaptınız? Verdiniz mi kuzenine? Anlamadım. Bir anda iptal oldu. Ali Rıza'lar gitti. Bunun seninle bir alakası var mı acaba? Bende ne alakası var ya? Derya'cığım. Yani şaşırdım. Balaban. Onlara bir sürprizim var diyordu. Vay be. Demek buymuş. Aradığında sana Halide'yi istemeye geleceklerini söylediğimde üzüldün. Şimdi de seviniyor musun Burak? Kızım, benimle şimdi sevinmemin bu duruma ne alakası var Derya?
Bak, istersen bu konuyu çok değişmeyelim ha. Buradan sana ekmek çıkmaz. Bu meselenin Halide'yle bir ilgisi yok. Yani ben başka bir yönündeyim. İstersen uzatmayalım, tadımız kaçar. Bak, bu konuda kırıcı olabilirim. Bir saniye anlamadım. Halide için beni mi kıracaksın? Derya, bak Halide'yle bir ilgisi yok. Ben evet sevindim. Yani bir keyfim yerine geldi ama bunun Halide'yle bir ilgisi yok. Ben herifin mutlu olmasını istemiyorum. Ya sevinci kursağında kalsın istiyorum. Bu Halide'yle bir ilgisi yok. Umarım öyledir. Yoksa Halide ailesini öldüren tetikçilerin sen ve abin olduğunu öğrenmek zorunda kalır. Derya. Ben diyeceğimi dedim. Deryacığım. Canım. Neden böyle yapıyorsun? Niye bir anda bu kadar geriliyorsun? Hayır bak. Biz artık sevgiliyiz. Hı? Benim kimse umurumda değil. Tamam? Emin olabilirsin. Bak böyle düşünüp ne kendi canını ne de benim canımı sık. Hem sen ne güzel olmuşsun böyle. Hı? Gel buraya gel. Gel. Neyse Halideciğim. Üzülme sen de. Yat birazcık dinlen tamam mı? Sonra konuşuruz. Ne olmuş? Neymiş mesele? Yani Halide de bilmiyor. Öğrenince haber verecek bize. Ya ne oldu ne bitti hiçbir şey anlamadım ki. Ama bunun altından kesin çok kötü bir şey çıkacak. Ben size söyleyeyim. Ay, ağzını hayra aç diyeceğim ama hayırlı bir şey de gelmiyor ki başımıza. Ulan tam düze çıkacağız diyoruz. İlla bir şey oluyor. Niye böyle oluyor anne? Niye bizim hayatımızda diğer insanlar gibi mutlu mesut geçmiyor bir türlü? Oğlum yani kimse öyle mutlu mesut değil ki. Herkesin derdi kendine büyük. Tamam biraz sakin olun. Elbet düzelecek, yoluna girecek. Hoş geldin Aslan. Bir anlat bakalım şu işin altın üstünü. Niçin vazgeçmiş Haşmet ağa? Balaban denen soysuz. Babamın olduğu videoyu ona izletmiş. Şerefsiz. Artık Balaban'ın kafasını sıkma zamanı geldi. Damarına bastın ya. O da illa bizim damarımıza basacak. Tahmin etmiştim böyle olacağını. Keşke konuşsaydım Haşmet'le. Şimdi bırak. Haşmet abi essin, gürlesin. Sonra nasılsa sakinleşecek. O zaman izah edersin. Neyi izah edeceğim abi? Ben kendime izah edemiyorum. Ona nasıl izah edeceğim? Ben babamın kim olduğunu kendim bilmiyorum ki. Öğreneceğiz abi. Bu babanın arkadaşı dövüşçü olan. Karabatak Selim. Yarın bir maçı varmış. Ben aslında bir bağlantı kurayım dedim ama bu başımızdaki mevzu sonlansın bitsin sonra diye bıraktım. Yo yo hemen hallet abi. O adam bütün düğümü çözebilir hallet. Hadi siz de gidin geç oldu. Aslanım biz kalsak biraz dertleşirdik, muhabbet ederdik ha. Abi yalnız kalsam daha iyi olacak vallahi. Sağ ol. İyi madem. Hadi gidelim abi. Ha. Dikkat et.
biliyorum her yeni gün hayat yeniler kendini. Biliyorum kırılan dallar uzanır bir gün gökyüzüne. Biliyorum her gecenin umududur yıldızlar. Bir kalp sarılınca dağılır karanlıklar. Ama bir acı var içimde, bir yara hiç geçmeyen. Pencereler önünde ölü kuşlar hiç ötmeyen. Bir şarkı var dilimde, sözleri hiç bitmeyen. Öyle bir yağmur ki yıllarca hiç dinmeyen. Sen unut beni, sen unut beni, unut beni. Düşüyorum hayatın ellerinden. Unut beni, unut beni, sen unut beni. Vuruyor ayrılık tam kalbimden. Biliyorum her ölümden umut doğurur kendini. Biliyorum kırılan eller tutunur yine birbirine. Biliyorum çaresidir siyahın karanlığın. Hiçbir şeye rağmen inanmak bir zafere. Ama bir acı var içimde, bir yara hiç geçmeyen. Pencereler önümde ölü kuşlar hiç ötmeyen. Bir şarkı var dilimde, sözleri hiç bitmeyen. Öyle bir yağmur ki yıllarca hiç dinmeyen. Sen unut beni, sen unut beni, unut beni. Düşüyorum hayatın ellerinden. Unut beni, unut beni, sen unut beni. Vuruyor ayrılık tam kalbimden. Unut beni, unut beni, sen unut beni. Düşüyorum hayatın ellerinden. Düşüyorum hayatın ellerinden. Unut beni, sen unut beni. Burası olduğuna emin misin? Burası eminim. Ali Rıza, bırak ben dövüşeyim abi. Ben dursam sıkıntı yok zaten. Ama sana bir şey olursa olmaz yani. O ne demek ya? Ne dedim ben sana? Sen düşersen ben düşersem sen. Yani öyle de abi. Ne bileyim, içimde kötü bir his var ya. Bana bak, sen bana mı güvenmiyorsun ha? Şş, böyle göründüğüme bakma ha. Yumruğun fena değildir. Yaparız bir şeyler yani. Abi ben kendimden çok sana güveniyorum da. Bak zaten sırtında bir sürü yük var. Bırak bunu da ben sırtlanayım. Hıncımı birilerinden almam lazım. Hem zaten bu iş başka bir yere doğru gidiyor Ferit. Ben babamla birlikte kendimi de arıyorum aslında. Abi bu işin şakası yok. Oringe çıktığın anda ya öldüreceksin ya da... Geçmişimi bulmak için ölmeye razıyım. Karanlıkta yaşamaktan iyidir. Sen bana güven. Thank you.
Bugün gündemimizde malum Ali Rıza var. Kendisi de hakkında hüküm vereceğimiz için toplantıya çağrılmadı. Her ne kadar Balaban'ı öldürmemiş olsa da masanın kurallarını hiçe saydı. Bunun da bir cezası var. Evet. Beni öldürmedi. Ama mekanımı bastı. Adamlarımı öldürdü. Paramı yaktı. Bütün bunları hesaba katarsak, evet, ağır bir ceza almalı. O yüzden buraya toplandık. Hakkında gereken kararı vermek için. Sen de masanın yeni üyesi olarak ilk defa oy kullanacaksın. Sağ ol. Kararını alırken önünü arkasını iyi düşün. Eğer Ali Rıza'yı tanıyorsam, bu alacağın ilk ve son karar olabilir. Ve Haşmet Bey oyunun rengini belli etmiş oldu. Sen belli etmediklerimden kork. Toplantı başlamış olmalı. Onun için geldim. Ali Rıza hakkında hüküm verecekler. Asıl siz ne yapacaksınız onu merak ediyorum. Kurallar açık Muzaffer. Ali Rıza dahil herkes kurallara uymak zorunda. Uymayan cezasını çeker. Ceza soylumu olsa bile mi? Oğlumu birkaç mafya bozuntusu öldürsün diye korumadım bunca yıldır. Tabii ki buna izin vermem. Elinden bütün gücünü alacaklar. Bu onu ölüme terk etmek demek. Bazen ölmek gerekir Muzaffer. Yeniden doğmak için ölmek gerekir. Ayrıca ona bu gücü veren şey masa değil. Benim. O benim canımdan, kanımdan, ruhumdan bir parça. Ali Rıza uzun zamandır masanın kılıcıydı. Verdiği hizmetleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Ağır tahrik unsurunu da unutmayalım. Bir tek o tahrik oldu tabii, onu da unutmayalım. Ben açıkçası ağır bir cezadan yana değilim. Ama Ali Rıza'nın bu yaptıklarından sonra masanın kılıcı olarak kalmaması gerektiğine inanıyorum. Tüm görevlerinden azledilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Haşmet abi. Ne? Mithat. Bana ihtiyaç olmadığı belli. Kararı oy birliğiyle almak isterim abi. Ya. Sen ona oy çokluğu de. Ki tarafımız belli olsun. Eyvallah. Oy çokluğuyla Ali Rıza Altay tüm görevlerinden azledilmiştir. Ve bu kararla masayla bağ tamamen kopmuştur. Bu herifle dövüşeceksin. Kemik kırmıyorlar ne kaldı. 3 dakika geçen maçı yokmuş. Hiç yenilmemiş. Her şeyin bir ilki vardır ha. Başka bir yolu da bulabiliriz abi. Bu herifin karşısına çıkıp riske girmeye değmez. Sen Karabatak'tan haber ver. Nerede? Gelmeyecek mi?
Onu ancak maçtan sonra görebileceğiz. Çünkü ödülü bizzat kendisi veriyormuş. Eyvallah. Görelim bakalım. Ali Rıza kılıçlıktan azledildiğine göre bize yeni bir kılıç gerekiyor. Dur tahmin edeyim. Senin bir adayın var. Geçmişte yaptıklarını göz önünde bulundurarak benim adayım Burak Ersoylu. Her şeyi düşünmüş, taşınmış, planlamış öyle gelmişsiniz. Aferin. Bir teklif sadece abi. Oylamaya sunarız. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Başka bir öneri varsa onu da konuşur, oylarız, karara varırız. Yo. Burak iyidir. Genç, cevval, tutunu koparan cinsten. Abisi de burada zaten. Bana uyar. Makuldür. Murat. Benim objektif olamayacağım aşikar. Sonuçta Burak benim kardeşim. Ben çekimsel kalmak istiyorum. Sürekli düşünüp duruyorum Halide. Niye böyle oldu? O kadar üzülüyorum ki. Rukiye anne sen üzülme. Biliyorum bu dediğim zor. Ama lütfen. Ali Rıza nasıl bu arada? Nasıl olsun işte. Hiçbir şey anlatmıyor ki. Ağzını bıçak açmıyor. Sabahleyin de erkenden çıkıp gitmiş. Halide. Ben seni kızım bildim. Sana güvendim. Kimseye anlatamadığım o konuyu bir tek seninle paylaştım. Hani Ali Rıza'ya bir şey olacak diye ben çok korktum. Sana açık konuşacağım Rukiye anne. Mesela Ali Rıza'nın babası. Yani senin rahmetli eşin. Yoksa söyledin mi sen? Yok. Yok söylemedim. O değil bu. Başka bir şey. Biz Ali Rıza'nın babasıyla ilgili bazı şeyler öğrendik. Zamanında eşin mafyanın içindeymiş. Yani bana bir şey anlatmazdı ama böyle gizli görevlere giderdi. Bilmiyorum. O öyle bir şey değil yani. Ya? Ailemin ölüm emrini verenlerden biri de eşin. Mehmet Emin Altay. Ne diyorsun sen ya? Biliyorsun. Ali Rıza azledildi. Bundan sonra masanın kılıcı artık sensin.
Hayırlı olsun. Gözlerin sahipleri dertte, yumruktan güçlü sözlerle bu adam harpte. Ataklarım atakan gelir zaman geldiğimde. Zevkten dört köşe olan ring bana savaş der. Sert tavırla karşılarsa seni hayat bir dirsek darbesi kadar da can yaksa. Buna da dayanacak o gücü bulursun. Sertlik kanında var hayatın, anladın mı hayatım? Şikayet edin.